Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على السلام. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canglar hakkında bazı narsalarını ayet-i beraman Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'nin şahsiyet ve usvaları namunalar hakkında yani şunday halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin namunaları kandı bulgan Badr cang cihetten biz korup olgan biz ki Nabi sallallahu aleyhi ve sellem kandı asirlarga yengiliklerini verdiler. Asirlarga, asirlar uzlar ayet biradlar ki Nabi sallallahu aleyhi ve sellem kursatmalarına göre yani asirlar bilen yaşı münasbada bulunlar digen kursatmaga layık sahabe-i kiram uz okutlardan yakşirak okutunu biske birardılar. Yani asirlar ayet adılar. Yani şu narsan hem kuzattik ki Mana şu asirlar ne azadlilik kaç karış vakt kilgani da juda ham yengil şartlar asosida bularni azadlilik kaç kardılar. Bazilar ning fidya sega ularni kurb yetmasa ular khat savadni bilganlar musulmanlarga khat savadni urgatsanlar deb fidya qatar shunday aytildi. Buning hammasining sabab shu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hiç kimden şahsi düşmanlığı ya davet yok idi. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'nin yürekleri de şahsen hiç kimge nispeten adavet his duygular yok idi. Belki ular Allah'ın dinini nabud kılışın kılgınlığı için ularge karşı cang idi. Ular Allah'ın dinini nabud kılışın yok kılışın kılgın idiler. Şularge karşı cang idi. Kullas düşmanlar hücum kıldı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mecburiyetten bu canglarda iştirak ettiler. Ular yani bazı hatta ki kafirlerin bazıları hem Müslümanlarla cang kılışını kollamazdı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şundayı adımlarına bazı yengiliklerini verdiler. Ularının köpçülüğü Müslüman hem bu kaldı kençeliği. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Jang ning bazı usullar ve kaida kanunlar ne belgilediler. Ve onlarga riayet kıldılar. Ve en ahirge daraja geçe şu narsalarga amal kıldılar. Bugünkü dünyaga okşa şemez. Yani bular her kanday kanun kaidalar ne tuzup aldılar o lekin onlarga amal kılmaydılar. Bular ning iki yüzülam çelik bar. Lekin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hayatları Kur'an-ı Kerim'nin buyruklarına amelen tafsir bulgan. Adil ve insaf bari de, tinçlik ne ornateş, bu asasi usuller, tamayiller hesablan arı de. Allah-u Teala merhamet kıla de, Ya eyyuhallazina amanu, kunu kavvamina lillahi şuhada lilkiste, bilkiste. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اے ایمان کلترگن لار اللہ اچون مستحکم لک بلان نظار چلک کلگن حال دا انصاف نکل لب کوت لب گوا بولنگ لار و برار بر قوم گا بولگن عداوت انگی سلان نا انصاف لی کوبار مسن عدالت لی بولنگ لار بو تقوی گا جدہ یقین راک و اللہ دن قرکنگ لار البت اللہ تعالی سلار قلیت کن عمل لار انگیستان با خبر دیر بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ نمونہ لار منا شو تعلیم اساس دا ہر جائی دا Ustun likilgan ve eng oli janob meyorlarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qoyim qildilar. Yuqorida men aytganimdek janglarda Nabi sallallohu alayhi vasallamning tariqasi va usvasi namuna sikanday bo'lgan. Badr jangdan tashqari ba'zi janglar haqida ham aytib beraman. Bunda ba'zi sariyalar ham kirib ketadi. Ya'ni Nabi sallallohu alayhi vasallam
özleri iştirak etmegen, lekin birovni yubargan, askar başkalı yubargan janglar sariya deb nomlanadi. Xullas, bu uzak tarihni o'z ichiga olgan, shunga ham biroz vaqt ketadi. Endi bugun men Uhud jang nomidan ba'zi voqealarni aytib beraman. Vakiyatlar isbat lagan dek, bu jang ham düşman özning adavat alav sababdan buni qilgan edi va majburan musulmonlar bu jangda ishtirok etdilar. Buning tafsilotda yoziladiki, Badr jangidan bir yildan keyin 3-chi Shavval Hijriy yilda bu jang to'g'ri keldi. Tarixchilar shu narsani bir ovozdan aytadilarki, bu Hijriy 3-chi Shavval oyida bu jang bo'lgan. Va ba'zilar aytadiki, 4-chi Shavvalda bo'lgan. Shavval sanasi haqida har qanday so'zlar bor. Ko'pchiligi 7-chi va 15-chi Shavval deydilar. İbn-i Hisak, İbn-i Hisham ve Tabri ve başkalar 15. sananı aittiler. Şevval'ın 15. sanasını. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevra'dan Cuma günü namazdan keyin yolga çıktılar. Ve Şamba günü kuyaş çıkıştan aldın. Uhud meydanına yetib bordilar. Uhud Medine tog'larining bir tog'ining atalishi Medine'den 3 mil musafada joylashgan Jabli Uhud, yani Uhud tog'i Masjid-i Nabiy'dan 4 chaqirim joylashgan, 4 aytdilar shakli. Bu Uhud tog' haramga kiradi va bu kızıl rangli bu tog Sirat Khatmun Nabi nomli asrda Uhud jangining tarixini 15-chi Shavval 31-chi mart 624 ne Mirza Bashir Ahmad aytganlar. Uning tafsiloti quyidagicha. Bu jangning sababi shu bo'ldiki, Badr jangida Quraysh mag'lubiyatga uchraganligi sababli Abdullah bin Rabiya, Ikrima bin Abu Jahl, Safwan ibn Umayya, Jubair bin Mutam va boshqa Quraishning sarkardalari Abu Sufyan oldiga keldilar. U bu tijoratli karvonda uning ham tavr bor edi. Bu tijorat tavrni Makkaga olib kelib, bu dasturga yarasha Dar Nadvaga qo'yilgan va uni Abu Sufyan shu mal mulkni tavrni olib kelganda Makkalik odamlar Badr jangiga ketgan edilar. Badr jangdan keyin bu kishilar keldilar va Abu Sufyanga aytdilarki, Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem o bisne köp adamlar mesne öldürüp yubardı. Şu sebepten bu tavırını Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı jang kılışka tayargarlık körüşkerek bu mal bilen de bayittiler. Ve biz Badr'ın kasasını alışka muvaffakiyetle buluşmamız mümkün de bayittiler. Ve onlar ayittiler ki, biz bu ticaret tavırdan keladigan naf bilan Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı jang kılışka tayyormiz deb aytishdi. Abu Sufyan aytdi, men bu tavsiyani kabul qilaman va Banu Abdi Manaf bundan keyin Quraysh u maldan uni foydasini ajrate bu 50 ming dinardan iborat edi. Uni yani nafni ajratib oldilar sarmoyadan va uni jang uchun tayyorgarlikka ishlatdilar. Bu haqida Alloh taolo
bu ayetini nazil kılgan. İnnellezine kafaru yunfikun amvalahum leyasuddu an sabilillah. Fasayunfikunha aleyhim hasratan fasatakun yakunu lahum hasratan vellezine kafaru ila cehennem yuhşarun. Albatta kufr keltirgen ki emsala roz mal mulk ne Allah yolledan tosi şuçun ismal kıladılar. Albatta ular une şunday kharç kılıp turadılar ve bu mal mulklarga hasret bu kıladı. Vela or maglubiyet ka uçuraydılar. Ve ular kafirler cehennem tuman topla bolnadılar. Topla ol borladılar. Bu bir vakiyadan keyin bazı başka sebepler ham bor edi. Yani bu jangning sebepler desa bo'ladi. Yani Badr jangidan keyin Makka ahli Suriyaga ketish keyin bo'lib qolgan edi. Sabab Makka va Sham o'rtasidagi tijorat yo'l bu Madina dan o'tar edi. Va musulmonlar u yo'lni to'sib qo'ygan edilar. Kafirlarning oldin sobiq zulmlar sababidan karvonning u yerdan o'tishi qiyin bo'lib qoldi, mushkil bo'lib qoldi. Shu sababdan Quraysh o'zlarining iqtisodiy o'limni ko'rayotgan edilar. Tijorat yo'llarining bekilishi va ularga Badr jangida yetgan mag'lubiyat va sarkardorlarning qatl etilishi va ba'zilarning asir tutilishi ularning shohratga bir dog tushirdi, ya'ni makkaliklarning va ularozning maoshi iqtisodiyot uchun intiqom olishga niyat qildilar. Toki makkaliklarning siyosiy qadrini qaytadan tiklash uchun ikkinchi tomonda Badr jangidan keyin makkalik Qurayshga ikta yana zillat yetdi. Sharmli yetdi, yani Abu Sufyan ve Makkaliklar yana gayz o gazab otiga minib oldilar. Yani ularning gazab yana da kuchayib ketdi, oj oldi. Va ular musulmonlardan intiqom olishga bir qurolli jang qilishga puxta niyat qildilar, iroda qildilar. Bir yazuvchi muallif Badr jangining bir Uhud jangining yana bir sababni shuni aytadi ki Qurayshlar muvaffaqiyat sizlik uchraganligi uchun ularning g'azab intiqomga aylanib ketdi, qasosga aylanib ketdi deb yozadi. U kishi shunday yozadi ki Abu Sufyan u Badr jang Badr bu Badr jangda payta o'zini karvonini ehtiyot bilan Makkaga olib kelgan edi. U musulmonlardan intiqom qasos olishga qasam ichdi va kofirlarga Qurayshlarga ishontirdi ki Madinaga borib janglar qilamiz musulmonlar qarshi. Va u o'z qasamni qasam yodini amalga oshirish uchun 200 dan iborat lashkar ham tayyor qildi. Lekin u ochiq jang qilishga botina olmadi va Madina atrofida ba'zi daraxtlarni kesib va ba'zi dalalarni yoqib o'z yo'liga qaytib ketdi. Bu jangni jangi Siviq deydilar. Siviq jang deydilar. Bu jang haqida ham men ba'zi xutbalarda so'z qilganman. Abu Sufyan shuni o'ylagan edi ki makkaliklar bundan keyin ular menga shu tanani bermasanlar ki men Badr jangida qatnashmaganman deb menga tana qilmasanlar. Lekin makkaliklar Abu Sufyanni tana qila boshlagan edilar. Shu uchun Abu Sufyan musulmonlarga bir katta jang qilishga tayyorgarlik ko'ra boshlagan edi. O'tgan juma xutbalarida aytilgandek, ya'ni o'ljalar haqida, g'animatlar haqida so'z qilgandek, Abu Sufyan Madinaga qarshi muvaffaqiyatsizlikdan iborat yurishdan keyin kofirlar o'z karvonini Suriyaga yubordilar boshqa yo'l bilan. Unda oltin, kumush
ve başka buyumlar ham bor edi, başka tavırlar bor edi. U 100 ming dirhamdan ibarat bu tavır edi. Bu karvan ketayotganida Hazrat Zayd bin Harsa radhiyallahu ta'ala anhu Madina hududida Quraysh ne karvanni to'xtatib oldilar. Barcha tijorat mal mulk ne thorte Madinaga olib keldilar. Va Badr jangida بدترین شکست و مغلوبیتن کین بو واقعہ قریش چون یانا بیر شرمندہ چلک بول دے سبب بو مدینہ کا یقین حدود دا واقعہ بول گن و اولارننگ انتقام اولش علاو یانا دا لاوی لب کھیتے خلاص Başka sebepler ham, juda ko'p sebepler bor edi ki, u kafirler jangga tayyorgarlik ko'ra boshladilar ve bu uchun Quraysh tomonidan atrofidagi Makka atrofidagi kabilalarni ham ishtirok etishga undadilar, chorladilar. Buni tafsilot quyidagicha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jang uchun sarmoya to'planib qolganda keyingi bosqich uchun Nabiy sallallohu alayhi vasallam İkinci basketçe tayyorgarlik ko'ra boshladilar. Quraysh ham jangga tayyorgarlik ko'rayotgan edilar va ular atrofidagi qabilalarni ham bu jangda ishtirok etish uchun har qanday yo'llarni hilalla ishlatdilar. Ba'zi joylarda yakkama-yakka bordilar, ba'zi joylarda delegatsiyalar bilan bordilar. Ba'zilarini qiziqtirdilar va ba'zilarini hamiyatga chaqirdilar, chorladilar va shunday qilib o'zlariga qo'shib oldilar. Bu ish uchun ular Amr bin As وہر بن ابی وہب عبداللہ بن ابی زریرہ صاف بن عبد مناب و عزا جمائی و باشکلانی یبار دلار ابو عزا جمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر اسیرلردن آزاد کلگن آدم ایدی او پایدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گا عہد و پیمان بیر وعدہ بیر کلگن ایدی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینن بیش تک خزم بار Endi mendan boshqa ularning suyanichi yo'q. O'sha uchun meni kechirib qo'yinglar deb iltimos qilgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nafaqat uni kechirdilar, balki fidiyasiz uni azod qildilar. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam pokiza usvalar namunalar. Lekin u upayta u Rasululloh sunga va'da berdi ki men bundan keyin sizga qarshi hech qachon urushga chiqmayman va hech kimni sizga qarshi yordam ham bermayman deb va'da berdi. لیکن او سفیان بن امیہ تماندن بیر پھول کا قزگب یعنی او از عہد و پیمان نے بزب کھوئی دے وش از نے شیر لار بلان بو کاروان لار نے مسلمان بو قبیلہ لار نے مسلمان لگ کرشے گج گج لاشتر دے کنانا اہل تہامہ باشکیا قبیلہ لار نینگ خوب چلے گی بولار گا کوشل کے تلار و مدینہ گا حجوم خلش کا تائر کا لکھو را باشلا دلار یا اشانتر دلار نہ فقط اشانتر دلار بلکہ اشتراک کے تلار اولار کافر لانے جنگ گا کلیتکن تائر کا لکھ لار عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تماندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تفصیلات بیلگن یعنی کافر لارنے تائبگار لکھ لاردان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بو خبر بیر دلار حضرت عباس رضی اللہ عنہ مکہ دائے دلار و حضرت عباس بیر مکتوب اور خلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر کل دلار بنو بیر کشی اور خلی یبار دے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیر پھول بیر بو کشی گا شو خاتنی یبارگانے دلار و انگا اطلار کے اچھ کندوز کھیچا سے و کندوز سفر کلے بو خاتنی مدینہ کا یبارب کھوئنگ دے با اطلار او کشے اچھ کن سفر کلے اچھنچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت لار گا یہ تبار دے و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپائدہ کبا دے دلار او کشے بو خاتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشلات دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہر نے بز دلار و عبی بن قاب گا بو خات بیرے انہیں اکھ بیرنگ دیوائی دلار عبی بن قاب رضی اللہ عنہ بو خات نے اکھ بیر دلار و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
başka bir rivayet aitladı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sahil bin Rabi üyelerine taşrif buyurdular. Ve o kişiye Hazreti Abbas'ın maktubu hakkında ayet verdiler. Ve ayettiler ki ben yakşilik ne ümit kılaman ve bu hatını hazırca makfi tutengdi baytiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saad ne üyelerine kilgarını da onun zavcası üyelerine o kişinin olduğu kildi ve surade ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nema dediler. Yani o biraz avazını iştep kolganı de. Saad razı ile tanı ayettiler ki senge nema. O ayette ki ben hem kapılarını iştep oldum. Yani o hama nersin ayet bir gani da Saad razı ile tanı ho ayettiler ki inna lillahi ve inna ilahi racun. Ben oylama gani dedim ki sen kapılar misin işte yapsız. Kim o hatını Resulullah sallam aldı ki o bordular. Ve ayettiler ki ya Resulullah ben korkar edim ki bu haber tharkalip khitmasan deyip korktum. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem menga bu sir ne bu ne sir tutishka ayet kanedilar. Şunda Resulullah sallam aytdilar ki mayle endi bu ayol ne koy oring deyip aytdilar. Yani bir jihatdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ihtiyatkarlik ni kurdilar. İkinci jihatdan Resul Medina'daki Yahudiler münafıklar şu haberini tharkatdilar ki Resulullah sallamga hiç bir haber kelmadı. Ve şunda ular batıl ne yani münafıklar ve Yahudiler ne şunda mişmişler ne tarkata başladılar. Ve şu haberga yana özler bir nasa koşup İslam din ga işangallar ne korkutuşka hareket kıldılar. Ve şu haber Medine tarafı da tarkalip ketti. Ve her tarafta şu narsa kildi ki Makkah müşrikler jang için yana kili yaptılar. Diğer haber tarkalip ketti. Allah'ına İbni Abdülbar ne bayanat şundu ki Hazreti Abbas رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکلہ نے خبرلار نے اولیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنتار دلار و مکہ دا کی مسلمان لار عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوز لار کا سویانے چھ دے بوئی لار دلار و عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کا بورش نے خوال آدلار لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دا بولش نے یاشی آیت دلار کے بو مناسب راگ دے دلار Hazreti Abbas razı Allah'tan anh'ın dediler ki Kureyş laşkır silerge yolga çıktı ve bunga onlarga karşı yakşı tayargarlık koringler onlar uç mengden ibaret adımlar uşu uç meng tuyalar bar ve onlar kural yarak bulan kili yaptılar deba ettiler Hazreti Abbas uz maktubları da Hazreti Mirza Bashir Ahmed Cenablar Khatm-ı Nabin Sirat'ı da Hazreti İbni Hazreti Abbas رضی اللہ تعالی عنہ şu haber hakkında dediler ki Badr Jang ahvalda bir karvan ticaret karvanlar hakkında söz kılgan edik. O karvanın tavarı 4000 dinardan ibaret idi. Ve bu Müslümanlar bu pul ne olup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şiddet bilen tayyorgarlık kura başladılar. Müslümanlar şu narsadan bağ haber ediler. Lekin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kira uzak ne bile bu harkanda ihtiyatlarını kılgan ediler. Ve özlerinin amakilleri yani Abbas razı Allah ta'ala anhu yürekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen birga ediler. Ve Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ayettiler ki siz Medine Makka'da tura verin ve kafilardan bizke haberi yetkazıp durunlar. Şu payta hem Hazreti Abbas razı Allah ta'ala Gaffar kabilesinde ki bir suvar ne Medine'ye jönettiler ve bir maktub ne yubardılar ve Kureyş ne şu iradasından bahaber kıldılar. Ve kattık takid ediler ki üç gün içinde bu maktub ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetkazıp koyun. Bu kasid Medine'ye itibarganda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin bazı kabilelerde kubada ediler. Ve bu kasid şu cayga Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldıga geldi. Yani var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldıga bu khatini koydu. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem Darro Katib ne Ubey bin Kaab Ansari razı Allah ta'ala anhu ne çakir bu khat verdiler. Ve ettiler ki bunu okup veringler. Nima yozilgan deb Ubay razıyallahu anhu bu xatni o'qib berdilar va bunda shu dashtdagi xabar bor ediki
Kureyş'nin bir katta laşkar Makka'dan kili yaptı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu eşte Ubey bin Ka'b'a nasihat kıldılar ki bunun mazmundan hiç kimga haber kılmangılar de baytılar. Yani bunu sir tutunglar de baytılar. Hullas Makka'dan Kureyş laşkar keldi. Ve bunun tafsilatı da yazılgan ki Kureyş'nin laşkar 5. Şevval'da Makka'dan çıktı. Abu Sufyan rahbarlık kılıyotken dedi. Şah savarlarının rahbarı Khalid bin Velid dediler. Ve onlar kullarga ok, neyza ole, kalkan ole ve sinirlerini intikam coş bilen toldurup uç minkten ibaret laşkar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı jang kılıç için Medine'den Medine'ye karıp yolga çıktılar. Bunların arasında 2100 Kınana kabilesi 200 at uç ming tuya bunlar bilen bir geydi. Yollarda soyladıkan tuyalar yeşçün soyladıkan tuyalar o bundan başka ediler. Yani arak ham uzlar bilen bir gavbordiler bunlar. Yana bir sirat kitabda yazılgan ki Kureyş Hazreti Abbas radıyallahu anh uzlar bilan o barışka hareket kıldılar lekin Hazreti Abbas radıyallahu anh uzr suradılar. Ve Badr jang payda da unga nispeten kılgan şa bir rusva lekin zikr kılvaytılar ki min asir boldum hiç kimine azad kılışka hareket kılmadı. Köpçülük ayollar ham jang intikam coşta bir o barışka hareket kıldılar. Ve erkekler onlara aittiler ki biz başka kafan ki boru yapmış. Yani biz mazlumlar, maktullar mesin intikam için boru yapmış. O şaçın ayollar ne? Agar biz intikam olmasak bir kayıt kılmaymış. O şaçın ayollar ne olaylık? Bu bizim coşkinlik mesin yana da kuçaytandıra, kuçaytıra de baytılar. Bazı adamlar aytı ki bu ayollar mis bizim abru mis. Agar biz mağlubiyetke uçurup kalsak onda bularını hürmetsizliğinden bizim izzet mis toprağa aylanıp ketadı. Şu payda Abu Sufyan'ın ayol Hind ham barıdı. O aytı ki erkeklerden şu fikir kilgen de o aytı ki ey adamlar sizler tirik kayıtmayızlar de boylamanlar. Sizler Badr'dan ham amanisan kayıtıp kildiler o. O şaçın bu jangda bizni ham barışka yol beringlar. Yani o yerde bir Badr jangda sizler şu hataga yol koydular. Yani ayollarga ruhsat vermediler birga barışka. Endi bizga ruhsat beringlar. Şu sebepten biz barmaga ligimiz için Badr'da bizni azizlerimiz oldular debaytılar. Şunda Kureyş'in sardarlar onun gapiga makul bolup ayollar ham birga barışka ruhsat verdiler. Laşkar bilan birga baradigan ayollarning soni 15 ta aytiladi. Abu Sufyan'ın hatun Hind binti Utba, Ikrima bin Abi Jahl, Hakim bin Haris ne birga ol bordi. U Fatma binti Velid ne birga oldilar. Umayya uzne khatin Barza binte Masud ne uz bilan bir galde Talha bin Safani ona se dilar Ibn Saq de dilar ki Amr bin As uz khatlar Zrayta ne bir ga obor dilar Talha bin Abi Talha uz khatin ne bir ga obor dilar Bunların hepsi Uhud jangga çıkan ediler. Banu kabiladan bolgan, Banu Malik'dan bolgan bir ayol, özning oğul bilan bu Musa bin Umeyr'nin anası bolgan, bu ham jangga çıkan. Banu Haris kabilasdan ham bir ayol, bu bilan birga bolgan. Hind binti Utba, u Vashi jang payta unga uning yoniga kelganda u aytardi ki bizning qalblarimizga taskin toptiradigan ishni qilgin deb aytardi.
Vahşi'nin yanında bir kolda bir neyza var idi. O tekken adam ne tırı kaldırmazdı. Kureyşi Cübeyr bin Matam ne kulledi Vahşi. O Vahşi'ni çakırı vaydı ki sen ham laşkar bilan birga borgin. Agar sen Hamza ne oldursan şehit kısa men sen azat lika çıkaraman. Sebab Hamza menin Makim Tayman ne bin Adi ne katıl etken. De Vahşi gaitti. Bu laşkar Medina'ga karşı Uhud meydanında bir joyda joylashib oldi. Juruf ga yakin bu Medina'dan 3 mil masafada joylashgan. Uhud bilan bu ortasida bir vadi bar. Bu onun coğrafyası ne Hazur ayet bir yaptılar yani jang tafsilat hakkında şunda yazıldı ki Hazret Abbas radıyallahu ta'ala anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ga Kureyş lashkar hakkında malumat ne yetkaz dilar ve Amr bin Salim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ga müşrik learning Yolga çıkış hakkında haber verdiler. Şunda Abu Sufyan özne yukatıp koydu. Ve o özne bazı şerikler bilen Kureyş laşkardan acıraşı Medine'ye tezlik bilen, zudlik bilen yetip ordu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen laşkar, kafirler, laşkar hakkında haber verdi. Ve yani o Kureyş laşkarını koyup başka şerik bilen öz zudlik bilen bordu. Ertalab Abu Sufyan Makka'ga kaytıp ketti. Onga yolda aytıldı ki Amr bin Salim bazı şerikler bilen keçes bilen Makka tuman yol aldı de aytıldı. Abu Sufyan korkup ketti ve aytı ki men Allah nam bilen kasım içaman ki bu albatta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aldı ki barıp onga bisnin yürüşmesi hakkında haber bir sakirak de aytı. O bir hakimizde barca malumatını Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e yetkaza dedi baytı. Ende biz de yeti barışmizden oldan ular uzlarını himayela olgan bolsalar kere Müslüman. Şunda biz ularga hiç kanday ziyan kiltra olmayımız ku ve bu maksadımız ki hem erişe olmayımız de baytı Ebu Sufyan. Sufyan bin Umayya daro gapırdı. Agar o kurganlardan çıkı biz bilen can kılmasa onda can ne sözleşine hacet yok ve biz Osva Hazretine bağlarını kesip olabiz. Ve onlar uşa katta mablagdan kul yuvadılar ve ondan ki eğer onlar korganlardan çıkıp biz filan can kısa biz sancıdan onlardan köp. Bizinin kurallar mis filan onların kurallar musabaka kıl olmaydı. Biz de köp otlar var. Onlarda otlar hem az. Biz ularga jangda ularga ziyan keltirishi kuchga ega emas. Ular biz bilan urush qila olmaydi deb u aytdi, o'z fikrini bildirdi. Xullas, bular Madinaga yuraverdilar va Avva maydoniga yetib borib Quraysh Hind binti Utba Abu Sufyanga aytdi ki, sizlar Muhammad sallallohu alayhi vasallam Sallallahu aleyhi ve sellem'in anasının kabrını buzdular. Sebabının kabrı Avva'daydı. Eğer ular sizin adımlarını asir tutsalar, sizler onun anasının her bir ivazı örneğe bir tasirine azat kıldırırlar. Bu şeytan fikirlerini Hind aitti. Abu Sufyan bu sözlerini Kureyş'e aittiler. Kureyş cevap kıldı ki, sen bunday eşekini açmang. Bolmasa ular bisnin öyleklar murdalar misre kabırlarını açadılar. Deb aittiler. Kullas bu adamlar yolda dam alıp, tuyalarını soyup, şerab katılgın camlar birbirine takdim etardılar ve şiirler okup, ozlar hem intikam ga coşkunlandırdılar, ozlar hem coşkunlanardılar. Bu karavan kafirlerin bu karavan şunday
olga yuraverdi va musulmonlar o'zlaricha boshqa tayyorgarlik ko'raverdilar. Bu haqida yoziladiki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Fuzallaning o'g'illari Anas va Munisga ular Shavol oyining birinchi 10 kunlikda jasuslik uchun uni yuborgan edilar. Shu paytda Rasululloh musulmonlarning son va kuchni bilish uchun Madinaning barcha musulmonlarning ro'yxat olinglar deb aytdilar. Ro'yxat olinganida 15 ming musulmonlar 1500 musulmonlar bor edi. Bu son katta son hisoblanar edi. Ba'zi musulmonlar joshkinlik bilan aytdilarki, hozir bizni sonimiz 1.5 mingga yetdiku sonimiz. Biz nimadan qo'rqamiz? Ba'zi sahabalar aytdilar. Va o'sha sahabalar dedilarki, bundan keyin bizga shunday qiyinchiliklar keldiki, ba'zi namozlarni ham yashirincha o'qishga majbur bo'ldik. Bir marta Rasululloh sallallohu musulmonlarning soni ro'yxatga aytdilar, unda 600-700 atrofida son bo'lib chiqqan edi. Xullas Rasululloh sallallohu jasuslik uchun xabar olgan yuborgan sahabalar aqiq joyida qurayshlarga yetib bordilar va qaytib kelib Rasululloh sallallohu oldiga kelib va xabar berdilarki, bu aqiq vodi madinadan junub tumaniga yoyilgan va madina munavvaraning barcha obodliklar buga kelib qo'shiladi. Xullas bu kishi bu ikki kelib aytdilarki, biz kofirlarning tuyalar va otlarni u yerda o'tlab yurganini ko'rdik. Bir naqlistonda bir va ya'ni u hamma narsalarni o'tlab ketdilar. Mushriklar chorshanba kuni qanot vodiyga keldilar va payshanba va juma kuni ular o'tlab yurdilar va hech sabz maysani qoldirmadilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana bir sahabani jo'natdilar va ularning sonni bilishga aytdilar. Rasululloh ham aytdilarki, ularning ahvol haqida hech kimga xabar bermang deb aytdilar. Hasbunallohu va ni'mal vakil. Allohumma bika va bika bisun Alloh yetarli. U eng yaxshi korsoz. Ey Alloh, sen bilan men turaman va Aws va Khazraj sardorlar Hazrat Sa'd bin Muaz va Husayn Usayd bin Uzar va Sa'd bin Ubada radhiyallahu anhu bu mushriklarning hujumdan qo'rqib bular qural bilan masjiddar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni himoyalab turdilar va ertalabdan kechasidan ertalabgacha himoya qildilar. Qana vodiysida mushriklar Madinaning mashriq va mag'rib va junubida bir qalin xurma bog'lar bor edi. U yerda hujum qilish oson emas edi. U bog'lardan bir odamgina o'ta olardi. Shu jihatdan hamlachilar o'lib ketish mumkin edi. Shu uchun kofirlar shimol va mag'rib tomoniga joylashgandilar. Shu tomonda ya'ni tog'larning o'rtasida bir maydon bor edi. Ba'zi qabilalar o'zlarini himoyalash uchun ba'zi tadbirlarni ko'rgan edilar va hamlachilarga javob qaytarish uchun harakat qildilar. Biz siratchi yozadiki, dushmanning askarlari va musulmonlar bilan qafila o'rtasida Hazrat Mirza Bashir Ahmad janoblar buning tafsilotida yozadilarki, 3-chi hijriy Shavol oyining oxirida Qurayshning lashkari
geldi. Bunda başka kabilelerin batırları hem var idi. Abu Sufyan leşkerin sardar idi. Leşker 3 mingden ibaret idi. Bunda 700 adam harbi libasını kigan ediler ve bularda atlar ve 3 ming tüyalar vardı. Kural yarak hem vardı bularda. Ayollar hem birga kilgan. Abu Sufyan'ın ayol ve Abu İkman bin Abu Cahil'in hatını ve başkalar hem bular bilen birga kilgan ediler. Bu ayollar Arab'ın kadim ananalarına yarışa okutlanış ve bu müzik asbablarını birga opkilgan ediler ta ki kafirlerin coşkinlantırışçın. Ve bu leşker Medine Uhud'a yakın kilip cahilaştı. Bu yerde bir sabza var idi, şu yerde Medine'nin hayvanlar otlab yürardı. Kureyş bu cahini egalab oldular ve onu kollagança onu vayranına gaylantırdılar. Leşkerin yakınlaşışı hakkında haber kilgende Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Khabab bin Munzer ne haber olganı yubardılar ve aittiler ki düşmanın sahne bilip kiling de baittiler. Ve şunu hem aittiler ki düşmanın sahne eğer köp olsa ve Müslümanlar çok hatarlı halat bolsa yukarıda hem aittilgende hiç kimga söz kılmagin fakat minga makfiça aitkin ta ki Müslümanlar yüreksiz bu kalmasınlar. Khabab şu yol bilen barıp juda hoşyarlık bilen barıp diler ve kayıtıp geldiler ve Resulullah sasunga hamas bu vaziyetine ait verdiler. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem bu Kureyş leşkerinin keliş hakkında haber Medine'de tarkalıp gitken idi. Yani hamas bilav olgan idi ve ular bir bağını vayrana kılış hakkında haber hem tarkalıp gitken idi. Lekan bu keçe Medine'de juda khatarlı halatta khauf bilan utkan idi. Bazı sahabalar keçesi bilan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem korkulab turdiler. Uhud jang uchun tayyorgarlik ko'rgan paytda mashvarat bo'lganda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytdilarki keçesi bilan men tush ko'rdim. Bir sigir so'ylayapti va Zulfkarning mis bilan uni u bir yerda sinib ketdi. Ya bir boshqa rivoyatda uning sap sindi deb ko'rdim. Ba'zilarda shu qilich biroz unga jaraka ketdi deb eshitdim. Bu hamma narsalar biror bir musibatga ishora qilyapti deb aytdilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Va shunda men bir mahkam harbiy libos kiyganman va men bir bu bir hayvanı mingan man Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler onu tabir ne soradılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aittiler ki sigardan murad şu ki bazı sahabeler hem şehit boladılar. Ve soyladıkan sigardan murad şu ki bazılar şehit boladılar. Ve kılıçtan murad şu ki mene güydagılarımga ya mene khanadanımdagi birar biradım şehit boladı. Ve kılıçın sinaş murad şu ki yani o kişi khanadanından boladı. Yani kılıçın ötmas ya ki kılıçın bir yeri sinip ketiş bu narsa şu narsını bilgisi ki şu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikta hadisa doğru kiladı. Ve bu koçkardan murad şu ki ben düşmanların bazı adamlarını katletmem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunda meşhurat kenge suradılar. İbn Sa'd ve İbn Sa'd bayan kıladılar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tuşne payşamba günü korgan ediler. Ve irtalab sahabeler kilgan edi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah teala hamdolsun ait kandan ki bu tuşlarına ait verdiler. Ve aittiler ki agar sizlerinin fikriz bolsa Medine'de turaylik ve ayollarning himoyalangan joyiga yetkazib qo'yinglar. Agar ular bizni sharmizga kirsalar biz ko'chalarda ular bilan jang qilamiz va ularning va haligi
tepalik joy ladan ham bularga hujum qilamiz va Madina bir qalaga o'xshashi ben qurg'onga o'xshashadi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar. Muhojirlar ham xuddi shu fikrda bo'ldilar. Abdullah ibn Ubay ham shu fikrda bo'ldilar. Lekin musulmonlarning bir jamoat va bunda yosh sahobalar ko'p edi. Aytdilar, ular Badr jangida ishtirok eta olmaganligi uchun ular shahidlik qoshida dushman bilan jang qilmoqchi edilar. Ular aytdilarki, ya Rasululloh, agar 20 ole Madinadan tashqari chiqinglar, ular 20 bir qo'rqoq deb o'ylamasinlar. Ubay aytdiki, ya Rasululloh, Madinadan chiqmaylik. Allohga qasam, biz qachongina Madinadan chiqib dushmanga qarshi jang qilganimizda mag'lubiyatga uchradik. Lekin Madinani o'zida bo'lib jang qilsak, unda biz muvaffaqiyatga erishdik. Hamza bin Abdul Muttolib, Sa'd bin Ubada ham aytdilarki, ya Rasululloh, biz qo'rqamizki, agar Madinadan tashqari chiqmasak, unda dushman o'ylaydiki, biz undan qo'rqib ketdik. Va o'sha uchun biz bu Madinadan chiqmagan. Va undan keyin ular bizga qarshi yana yurish ko'rsatdilar. Va Badrda 300 sahaba bilan Alloh taolosi sizga g'alaba ato etdi-yu, hozir biz bo'lsak sonjadan ko'pmiz. Aws bin Atik aytdiki, biz umid qilamizki, o'sha so'yilgan sigir biz bo'lamiz deb aytdi. Ya'ni biz shahid bo'lamiz deb aytdilar. Va boshqalar aytdilarki, bu ikkita yaxshiliklardan biri, ya biz shahid bo'lamiz ya muvaffaqiyatga erishamiz. Albatta biz dushmanni uylarimizga kirishini yoqtirmaymiz. Hamza aytdilarki, Alloh taolo sizga kitob nozil qilgan zotga qasamki, men bugun ovqatlanmayman. Madinadan tashqari chiqib jang qilmaguncha men ovqatlanmayman. Va u juma u roza tutib jangda ishtirok etdilar va u shahid bo'lganda ham ro'zador edilar. Bir sahaba aytdiki, ya Rasululloh, bizni jannatdan mahrum qilmanglar. Albatta Alloh jonim qo'lida bo'lgan Alloh qasamki, men jannatga albatta kiraman. Bir sahaba aytdiki, men Alloh va uning payg'ambarini sevaman deb aytdi. Men guvohlik beramanki, Allohdan boshqa iloh yo'q der va Muhammad Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohning rasuli der va men jangkuni hech qochmayman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, sen to'g'ri gapirding, rost gapirding. Shunda Ayas bin Atik va boshqa sahabalar ham jangga chiqishini aytdilar. Hazrat Mirza Bashir Ahmad buni tafsilotini quyidagicha yozadilar Xatmun Nabiyin kitoblarida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam musulmonlarni to'plab, ulardan Qurayshning lashkarining kelishini aytib, ulardan kengay so'radilarki, Madinada bo'lib turib jang qilaylikmi yo Madinadan tashqari chiqaylik. Shunda Rasululloh ham ularga Qurayshning irodalaridan va ularning qonli niyatlaridan so'z qildilar va tush ko'rganini aytdilar. Sahaba tabir so'raganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, sigirning so'yilishidan murod shuki, ba'zi sahobalarim shahid bo'ladilar va mening qilichimning bir yerdan sinib ketgan ba'zi azizlarimni shahid bo'lishga ishora qilyapti yoki men birorta ziyon ko'rishim mumkin deb aytdilar. Va bu harbiy libosga qo'l solishni ma'nosi shuki, Madinada bo'la turib biz jang qilishimiz kerak va qo'chqorni minishni ma'nosi shuki, Qurayshning ba'zi sardorlari musulmonlar qo'lidan qatl etiladiganiga ishora bor. Bundan keyin Rasululloh ham sahobalar bilan maslahatlashdilar. Endi shunday vaziyatda nima qilishimiz kerak deb kengash so'radilar. Yuqorida aytilganday sahobalar shu maslahat berdilar, ya'ni Rasulullohning tushlaridan tasvirlanib aytdilarki, Madinada turib biz jang qilishimiz kerak. Nabiy sallallohu alayhi vasallam xuddi shu fikrlarni yoqtirdilar. Lekin ba'zi sahaba, ayniqsa yosh sahabalar, ular Badr jangida ishtirok eta olmagan sahabalar bu shahidlik darajasiga erishmoqchi edilar. Intizorlik bilan shuni kutayotgan edilar. Shu sababdan ular aytdilarki, ya Rasululloh, biz shahardan tashqariga chiqib turib jang qilishimiz kerak. U shunday qat'iy turdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning jo'shqinligini ko'rib, ularning kengashlariga ma'qul bo'ldilar va shu qarorga keldilarki, biz ochiq maydonda jang qilamiz deb aytdilar. Va juma namozidan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jihad fis bilan, ya'ni Alloh taolo yo'lida jihadga
ularni chorladilar, rag'batlandilar. Buning tafsilotini inshaalloh kelgusida aytiladi. Falastinliklar uchun duo qilib turinglar. Jang to'xtagandan keyin yana ularga bu zalimlar ularga bomba ularni bombalaydilar, yana mazlumlar shahid bo'ladilar. Qancha zulm bo'lishini Alloh biladi. Bu kelajak haqida bu katta kuchlarning irodalari juda xatarli, xavfli. Shu sababdan ko'p duo qilishimiz kerak, Alloh taolo rahm qilsin. نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله يعمروا إن الله يعمروا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين اللهم صل على محمد وعلى